Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir video dersimizle beraberiz. Dersimizin konusu 3D Max 2016 versiyonunda gelen fiziksel kamera. Tabii bu dersimizde fiziksel kameramızı inceleyeceğiz ama toplamda şu anda 3D Max içerisinde 2016 versiyonunda toplam olarak 4 adet kameramız mevcut. Bu kameralar fiziksel kamera, target kamera, free kamera ve stereo kamera. Şimdi fiziksel kamera arkadaşlar bildiğimiz fotoğraf makinesi görevini gören kameramız. Bu kameramız yeni bir kamera. Onun özelliklerini inceleyeceğiz birazdan. Diğer standart ve free olan kameraların zaten ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Onlarda herhangi bir değişiklik yok. Sonrasında stereo kamera var. 2015 versiyonunda stereo kameranın ne işe yaradığını ve özelliklerini anlatmıştık. Stereo kamerada da herhangi bir değişiklik ve yeni bir özellik gelmedi. Aynı şekilde devam ediyorlar. kameralarda şu an en yeni olan fiziksel kamera var arkadaşlar. Fiziksel kameranın ne olduğunu daha iyi anlamanız açısından şöyle söyleyebilirim. V-Ray Render motorunun fiziksel kamerası gibi kendi içerisinde birçok teknik ayarı bulunan, detaylı seçenekleri ve özellikleri bulunan, ayar bölümleri bulunan bir kamera. Ve bu kamera içerisinde arkadaşlar yeni olarak gelen Canon, Nikon ve Sony fotoğraf makinelerinin ve video kameralarının lensleri yer almakta. Siz sahnelerinizi hazırlarken veya animasyonlarınızı yaparken dilerseniz bu kamera lenslerinden birisini tercih ederek kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de klasik 35 mm'lik lensle de çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Şu an ekranımızda açık olarak görmüş olduğunuz basit bir sahnemiz var arkadaşlar. Bu sahnede şu an herhangi bir aydınlatma yok ve fark görebilmeniz açısından sahnede standart ve fiziksel kamera yerleştirilmiş durumda. Şimdi birazdan bu iki kamera arasındaki farkı ve fiziksel kameranın özelliklerini ve kullanımını inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, isterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar mevcut olarak şu anda seçili olan kamera 1 var. Şimdi en basitinden size şu an herhangi bir ışığımız yok. Kamera 1 ile yani standart kameramızdan renderımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi yani sahnede default light ile aydınlanıyor şu anda. Birazdan ışıklar ekleyerek fiziksel kamera ve standart kameradaki ışık tepkimeleri, sahnelerin aydınlatılması gibi özellikleri inceleyeceğiz. Evet, bu standart kameramız arkadaşlar. Şimdi hemen fiziksel kameramıza geçelim. Hemen fiziksel kameradan da bakalım herhangi bir değişiklik oluyor mu? Şimdi şöyle bir şeyi de belirteyim arkadaşlar hemen size. 3D Max'in kendi fiziksel kamerasını diğer render motorları ile de kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Ama sadece şu kısma dikkat etmeniz gerekmekte. Mesela Corona, Maxwell ya da V-Ray Render motorlarında Max'in kendisi fiziksel kamerasını kullanmak isterseniz ve kullanmaya başladığınız zaman da kameranın kendi bu sağ tarafta çıkan ayarlar sekmesinden herhangi bir değişiklik yaptığınızda birebir sahne üzerinde bu değişikliği göremezsiniz. Değişiklikleri görmeniz için klavyenizden 8 tuşuna basıp
Açılan pencerede çıkan Expose kontrol panelinden 3D Max'in kendi fiziksel kamerasını seçmeniz gerekiyor. Aynı V-Ray kameradaki F-Number ayarlarının yapımını bu Expose panelinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta yer alan, yani ekranınızın size göre sağ taraf, ekranınızın sol tarafında yer alan menüden yapacağınız değişikliklerde herhangi bir değişikliği göremezsiniz. Bunu da belirttikten sonra gelelim sahnemize. Sahnemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bu menümüze gelelim. Obje listelerden fiziksel kameramızı seçelim arkadaşlar. Şimdi burada kullanacağımız sekmelerde öncelikle bir açalım. Şu alanımızı genişletelim. Okey. Şimdi arkadaşlar fiziksel kameramızın menüsü görmüş olduğunuz gibi burasıdır. Mental render motoru kullanarak fiziksel kamera kullanacak iseniz tüm ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Şimdi sırasıyla gelelim. Fiziksel kameranın arkadaşlar free seçeneği yok. Tek tip seçenekten geliyor. Target olarak geliyor. Buradan hedef ölçüsünü belirtebiliyorsunuz. Yani target distance ölçüsünü buradan belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Viewport display kısmında arkadaşlar tıkladığımızda ben selected geliyor. Always ve never seçenek de var. Sonrasında fiziksel kamera alanında arkadaşlar film sensör kısmı var. Şimdiki burada hazır olan seçeneklerde arkadaşlar default olarak 35 milimlik lens ile kameramız kullanıma açılıyor. Ama buradaki 35 milimlik dışında siz Canon APC Canon lensini kullanabiliyorsunuz. Yine APC Nikon Sony lensini kullanabiliyorsunuz ve APC-H Canon lensi Forters kullanabiliyorsunuz ve Custom, yani kendiniz belirleyeceğiniz değerlerde kullanım seçenekleri mevcut. Şimdi 35 milimlik lenste kalsın arkadaşlar. Gelelim burada lens ayarlarımıza. Yine her zamanki gibi default olarak 40 milimlik lens ile gelir arkadaşlar. Alt taraftaki specific fov değeri aktif olarak gelmez. Sonrasında zoom kısmı var arkadaşlar. Dijital zoom yapar arkadaşlar. Apertür var. Buradan F number değerini belirliyorsunuz. Default 8'dir arkadaşlar. Sonrasında fokus kısmı var. Bu hedef ölçümlü olarak gelir ki orada kalsın. Kullanım açısından daha verimli olur. Shutter kısmı var arkadaşlar. Bu shutter kısmı shutter speed'le aynıdır. Bu kısımda da seçenek olarak frames 1 bölü sekons, yani 1 bölü saniye, sekons, degrees, frames. Bu 4 seçenekten birisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında durasyon değerleri var arkadaşlar. Shutter'ın bu değer 0,5 olarak gelir. Offset değeri var. Aktif değildir. Gerekirse offset değerini de aktif edebilirsiniz. Enable motion blur var arkadaşlar. Sahnenizdeki hareketli olan bir nesnenin motion blur'u çoğu arkadaşımız bilir. Aktif ettiğiniz zaman sahnenizdeki hareketli bir top düşünün arkadaşlar. O topun hareketlerini yakalar. Sonrasında hemen şunu birazcık aşağı çekelim. Export seçeneği var arkadaşlar. Bu kısım arkadaşlar normalde Expose Control Installed aktif olur. Bunu kurmanız gerekiyor. Şu an kurulu. Bir kere kurduktan sonra bir daha kurmanızı istemeyebilir ama isterse kurun. Mesela bunun hedef noktası 6,0 değeri var. Ev değeri. Bu değer sizin sahnenizin aydınlık veya karanlık çıkmasını sağlayan değerdir arkadaşlar. Duruma göre, daha doğrusu sahne yapınıza göre bu değeri alçaltıp ya da yükseltebilirsiniz. Aynı matematiksel bir terimle ifade etmek istersek küçük eşittir büyük tür mantığında çalışır. Sonrasında arkadaşlar aşağıdaki white balance, beyaz dengesi bölümünde illuminant seçili
siz isterseniz temperatür de kullanabilirsiniz veya custom bir değer belirleyebilirsiniz. Illuminate kullanmanızda fayda var çünkü burada zaten hazırlanmış olan birçok seçenek mevcut. Sahnenizdeki ayarlamaları diyorum. Aydınlatma seçeneklerini buradan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini deneyebilirsiniz ya da zaten çoğu arkadaşınız bundan anlamlanabilir. Kendinize uygun olan seçeneği seçerek devam edebilirsiniz. Enable vignetting var arkadaşlar. Bunun aktif olması geliyor. Amount değeri 1'dir. Gerekmedikçe değiştirmemizde fayda var. Sonuçta custom texture var arkadaşlar. Bunu seçerseniz texture kullanıyorsunuz. Sonrasında tabi center brass ring halka efektleri var arkadaşlar. Bu kısım sizin merceğinizle alakalıdır. Mercek ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Sonrasında perspektif kontrol var arkadaşlar. Lens shift değerleridir. Bunu perspektif matchlen birbirine hafif olarak benzeyen bir özelliktir. Mesela horizontal yatayda sağa ve sola kameranızı düzgün bir şekilde kaydırır. Vertical'da da aynı şekilde aşağı yukarı kaydırmalar yapabilirsiniz. Bunu bu değerlerimizi yine sıfırlayalım. Sonrasında tilt correction var arkadaşlar. Aynı şekilde kameranızın bakış açılarını buradan değiştirebilirsiniz ama dikkat edin arkadaşlar, bu kısımlar değiştikçe bazı değerlerde de oynamalar olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde auto vertical tilt dersiniz arkadaşlar, kendisi otomatik olarak bu değeri kameranız kendisi ayarlayacaktır. Tabi bu sizin tercihinize kalmış bir durumdur. Lens Thrust Distraction var arkadaşlar. Bu kısımda da ne tür bir lens kullanmak istediğinizde, kubik mi, none mi, hemen şurada gördüğünüz gibi ızgaralar belirdi arkadaşlar. Bunu amount değerlerini oynadığınız sürece kameranızın bakış açısı değişecektir. Sahnenize bir derinlik gelir, yani balık gözü etkisi burada oluşturursunuz. Default olarak none gelir, gerekirse aktif edersiniz. Şimdi arkadaşlar burada birçok değerimizden oynadık, efektlerini gördük. Şimdi sahnemizde bir aydınlatma yapalım arkadaşlar. En sağlıklı aydınlatmayı, materyal editörümüzü açalım. Sonrasında 8 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. None kısmından buraya bir HDR ekleyelim. Sahnemizdeki en güzel aydınlatmayı oradan alırız arkadaşlar. Evet, web, evet, texture, HDR, 1040. Hangisini kullanalım? Environment. Bunu kullanalım arkadaşlar. Zaten HDR kullanımını hepiniz biliyorsunuzdur. Evet, hemen materyal editörümüzü de atalım, birbirine bağlantılı olsun. Evet, bu şekilde kalsın. Şimdi buradan kısaca bir render preview diyelim arkadaşlar. Bunu aşağı atalım. Tamam. Şimdi fiziksel kameramızda bir render alalım. Şimdi duvarlarımıza da ve zeminimize de bir materyalimizi atayalım arkadaşlar. Ha, buradan Arch Design. Ahşap bir zeminimiz vardı, ona bakıyorum. Evet, glossy. Hemen zeminimizi oluşturalım. Okey. Duvarlarımıza gelelim arkadaşlar. Yine
Design seçiyoruz. Buradan Polished Concert diyelim. Duvarlarımıza atadık. Tavanımız yine aynı şekilde kalsın. Continue. Duvarda arkadaşlar UV map kullanmam gerektiğini belirtti. Şimdi dilerseniz onu kullanın. Şurada realistikten shaded'a geçelim arkadaşlar. Duvarımız seçili. UV map seçiyoruz. Box diyoruz. Aynı şekilde zeminimiz içinde uygulayalım. Okey. Sonrasında sahnede göster. Ve pardon. Sahnede göster seçeneğini seçtik. Burada plane zaten arkadaşlar hemen. Şöyle küçük dokunuşlar yapalım. Normal düzgün bir hale getirelim. Okey. Sonrasında fiziksel kameramızı seçelim arkadaşlar. Ama önce bir perspektif penceremize geçelim. Tamam. Ve kameramızı seçelim. 5 milimden. Buradan önce Canon lensimizi seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açımız değişti hemen. Şu şekilde bir sahnemizi ortalayalım. Basit bir render. Öncelikle bir render setup penceremize gelelim arkadaşlar, bir aktif edelim. Tamam, global illumination enable. Okay. Auto mapping'imizi açalım. Processing render renderer. Okay, ray tracing, kamera effects, evet, kamera shaders, tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki imaj kontrol değeri var arkadaşlar. Buradaki gene expose kontrolde fiziksel kamera expose kontrol seçili olması gerekiyor. Başka expose seçenekleri kullanırsanız daha farklı aydınlatma şekilleri olur. Ama düzgün çalışmayabilir. Buradaki imaj kontroldeki highlights, midtones değerleri highlights 0 olacak, midtones 0.1 olacak arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir render diyerek sonucumuza bakalım. Sahnemiz ne alemde? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnemiz şu anda oldukça karanlık gözüküyor. Sahnemizi fiziksel kamerada nasıl aydınlatırız? Mesela 6 değerini mesela 2'ye düşürelim. Sonrasında şimdi hepsini render etmesin. Belirli bir alanı render etsin. Şu kadar yeterlidir. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar
3 değerine getirdik ve sahneyi pardon 2 değerine düşürdüğümüzde sahnemizde aydınlanmalar meydana geldi. Hemen render'ı durduralım. Mesela apertür değerimiz var arkadaşlar. Buradaki apertür değerimiz var. Değerimizi mesela bunu da 4'e kadar düşürelim. Ve tekrar bir render'ımızı alalım. Bakalım ne gibi değişiklikler oluyor. Evet, buradaki birazcık daha aydınlanma oldu. Density değerini mesela 5 yapalım arkadaşlar. Durasyon değerimizi 1 yapalım. Apertür F değerini biraz yükselttiğimizde arkadaşlar pencere kısmına doğru bir yakınlaşmamız gerçekleşti. Hemen onu tekrar bir değerine düşürüyoruz. Sonrasında mesela burada daylight kullanmışız. Sunlight kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela sunlight kullandığımızda sahnemizdeki aydınlatma şekli daha bir farklı bir şekilde gerçekleşti. Sonrasında sunlight shade var. Bakalım shade'de nasıl bir sonuç verecek. Shade'de de daha sarımtırak bir renkte render alıyor. Center bias var arkadaşlar. Center bias'ımızı biraz yükseltelim. Sonrasında sunlight seçip tekrar render yapalım. Evet. Şimdi regiondan çıkıp normal VF görüntü alanına gelelim arkadaşlar. Mental Ray kullanımından sonra şimdi de V-Ray kullanımına bakalım. Hemen V-Ray'de de deneyelim. V-Ray'de Max'in kendi standart fiziksel kamerasının nasıl kullanıldığına bakalım arkadaşlar. Evet, genelde de render'ımız bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi render'ımızı durduralım. Sonrasında render setup'tan hemen V-Ray'i seçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki değerimizi 6 yapıyoruz. Bu kısmımızı daylight yapıyoruz. Sonrasında 1'e geliyoruz arkadaşlar. Adaptive. Buradan cat bulurum. Color Mimicry Rain Art olarak kalsın. Enable G. Light Cache. Very Low. Ayarları iyice aşağı çekelim arkadaşlar. 20 derecesinde kalsın. Sonrasında materyal editörümüze geçelim. Burada H Design'da arkadaşlar V-Ray materyal seçelim hemen. İçerisine evet bu şekilde kalsın. Buradan hemen
Rehidiyarımızı alıyoruz. Bunun üstüne atıyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan HD yarımızı seçiyoruz. Buradan speaker al diyoruz. Değerimiz 1 olarak kalsın, gerekirse yükseltiriz. Şimdi öncelikle şunları bir kapatalım ve şuradan bir render'ımızı alalım arkadaşlar. Durum ne alemde? Bir bakalım. Evet. Duvarımıza çok yakın çıkıyor. Şimdi burada duvarımızı aslında bu şekilde bir gri kullanabiliriz. Materyal editörümüzü atalım. Sonrasında tekrar kameramızı seçelim. Lensimiz aynı kalsın. Dijital zoomla biraz uzaklaşalım. Evet, sonrasında burada arkadaşlar fiziksel kameramız seçili. Okey, buradaki 6 değerini arkadaşlar bir 4'e kadar düşürelim. Bakalım durum ne alemde. Birazcık daha sahnede aydınlatma var. Hemen büyükte bir renderına bakalım. Evet, dışarıdan içeriye vuran ışığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada Daylight seçiliydi. Hemen Sunlight yapalım. Sonrasında belli bir alanımızı render yaptıralım. Materyal editörümüze gelelim. Evet. Çok küçük bir render. Bu arkadaşlar duvarımızın rengi mavi çıkıyor. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şu biraz daha büyük alalım ve durumuna bakalım. Tekrar highlight'ımızı yükselttik arkadaşlar. Bu değerimizde. Yükselttik. Sonucu hemen buradan da bakabiliriz. Evet, 30 değeri maksimum 4 oluyormuş. Bayağı bir sahnemizi aydınlattı. 4 değerimizi bir yapalım ve bir kez daha bakalım arkadaşlar durum nedir? Şimdi tabii bu kısımlarda patlama yaptı arkadaşlar. Hemen bataryamızı kapatalım. Zaten kameramızı tekrar seçelim. Şu an üzerindeki APS Canon vardı. Mesela Nikon kameraya geçelim. 4 değerini tekrar 6'ya
yükseltelim ve bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oradaki değeri 6'ya çıkarttığımız zaman sahnemizde bir kararım oldu. Bu değeri 8 yapsak sahnemiz daha çok kararma yapacak. Tabi bu değeri siz kendi hazırlamış olduğunuz seçeneğe göre değiştirebilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Ayarlarımız düşük olduğu gibi bu lekelenmeler oluyor arkadaşlar. Yükseltirsek duvarlarınız daha düzgün bir şekilde çıkacaktır. Sonrasında burada sunlight kullanıyorduk arkadaşlar. Tekrar bunu daylight'a çevirelim. Pardon. Evet, daylight'a çevirdiğimizde görüntümüz tamamen gün ışığı şeklinde yansımamız oluyor. Oradan da hani siz istediğiniz seçenekleri kullanabilirsiniz. Sahnenize uygun hemen. Mesela burada ignore per camera exposure var arkadaşlar. Mesela onu da gösterelim size. Onu aktif bırakırsak global olarak kullanıyor arkadaşlar sahnenizdeki exposure değerlerini. Tabi şu an sahnemiz sadece HDR ile aydınlanıyor. Bu oluşturduğumuz pencere içerisine Vray Light da yerleştirirsek çıkartacağımız sonuç daha iyi olacak. Daha iyi sonuç elde edeceğiz. Ignore per camera exposure global kullandığımızda arkadaşlar duvarlarımızda yeşillik belirmeye başladı. Bunu per camera exposure'dan giderebilirsiniz. Fiziksel scale ölçekler var arkadaşlar. Custom 1500 olarak geliyor. Mesela burada ev compensation var arkadaşlar. Mesela bunun değerinde 1 yapalım. Ve kısa bir render preview diyelim. Ama pek bir şey göremedik. Büyük olarak renderimizi alalım. Işık yayılımının daha fazla olduğunu gördük arkadaşlar. Öncesinde şu kısımlardan içeri giren ışığımız ev compensation for physical cameras değerini 1 yaptığımızda daha bir geniş alan içerisinden vuruyor. Odamızın içerisine aydınlatıyor. Vray render motorunda da arkadaşlar kullanım bu şekilde. Tekrar önemli bir detayı size hatırlatayım. Vray render motoru ile standart Max'in kendi fiziksel kamerasını kullanacaksanız Environment and Effects penceresi içerisindeki fiziksel kamera expose kontrol paneli altındaki seçeneklerle değerlerini belirliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımda yer alan exposure değeri buradan çalışmıyor. Sadece illuminant çalışıyor. Mental Ray'de ise arkadaşlar buradaki panelleri olduğu gibi kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de standart kamera ile sahnemiz ne şekilde çıkıyor hemen ona da bir bakalım. Sonuç nasıl görelim. Standart kameramız arkadaşlar lensini daha düşük tuttum. O yüzden o da birazcık daha geniş gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bu sahnemizin renderını bitirsin. Hemen sonrasında pardon the frame window arkadaşlar kameramızı tekrar fiziksele geçirelim.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kamera arasındaki aydınlatma farkı Xprus değerlerini oynarsak tabii ki 6 değerini kullandığımız için birazcık daha karanlık bir sahne çıkıyor. Siz bunun ayarlarını buradaki per kamera Xprus ve imaj kontrol arasındaki dengeyi kurarak ve kullanacağınız tabii ki HDR'a göre konuşuyoruz şu an bu sahnenizde siz V-Ray Lite'da kullandığınızda doğru bir balansı yakalayarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.